Profesör Doktor Adnan Nedilli, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Enerji teknolojileri uzmanıdır. Mühendislik alanında enerji politikaları ve stratejileri, temiz teknolojiler, hidrojen istasyonları, hidrojen depolama, gazlaştırma ve piroliz, yeşil yakıtlar, kurutma ve damıtma konularında araştırma, proje ve uygulamalı çalışmalarda bulunmaktadır. İnsan yetiştirmektedir. Evet, değerli hocam, Adnan hocam, eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ve sunumunuza geçebiliriz akabinde. Sesimizi açalım hocam. Sunumumu paylaşayım ben ekrana. Biraz önce paylaştım ama dışarıya attı. Tekrar paylaşıyorum. Görebiliyor muyuz sunumu? Geldi hocam. Tam ekran yaparsanız. Peki sunum oynuyor mu slaytlar? Oynuyor hocam. Tamam. Evet değerli dinleyiciler. Öncelikle böyle bir organizasyonu düzenlemenizden dolayı sizlere ben özellikle organizasyon kuruluna teşekkür ediyorum. Bize de tarımda güneş enerjisi çiftliklerini sunma fırsatı tanıdığınız için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Burada teknoloji, politika, strateji yani birçok bilgiyi aslında belki bir arada çalışacağız. Aslında bu tarımda güneş enerjisi çiftliklerinden belki hani bir model çıkardık, KNEPSA modeli. Bu KNEPSA modeli nedir? Onu biraz sonra da açacağım. Dolayısıyla bu model üzerinden giderek belki tarımda güneş enerjisi çiftliklerinden neden anlamlı, önemli olduğunu ve nereye bizi götürmek istediğini de daha detaylı anlamış olacağız. Şimdi burada ben öncelikle bu ders kapsamında sizlerle ne paylaşacağım? Motivasyon kapsamında bir takım bilgiler sizlerle paylaşacağım. Onun akabinde tarımın gelişiminde güneş enerjisinin rolü nedir? Ayrıca tarımda güneş enerjisi çiftliklerine neden ihtiyaç var? İhtiyaç var ama neden ihtiyaç var? Yine tarımda güneş enerjili çiftlik modeli nedir? Burada bir model geliştirmeye çalıştık aslında bu sunuda. Belki ülkemiz için ve çalışanlar için de farklı bir şey anlam ifade eder. Onun yanında da bazı kazanımlarımız olacak ve o kazanımları bu model kapsamında kazanımları sizlerle paylaşmış olacağım. Günün sorusu şu aslında. Modelin de temelini oluşturan karbon negatif, enerji pozitif, sürdürülebilir, süper akıllı tarım. Yani KNEPSA. Karbon negatif, enerji pozitif, smart agriculture. Yani bunu biz bu sektörü nasıl inşa ederiz? Karbon negatif, enerji pozitif, sürdürülebilir, süper akıllı tarım sektörünü biz ülkemizde nasıl inşa ederiz? Bu bize aslında bu KNEPSA modeli biraz daha farklı bir boyuta getirmiş olacak. Şimdi baktığımız zaman biz nasıl bir ortamda yaşıyoruz? Tabii doğal olarak karbonlu bir ortamda yaşıyoruz ve ilk enerji kullanımına başladığımızda enerjiyi elde ettiğimiz kaynak odun ve günümüze geldiğimizde doğal gaz ve bu doğal gaz miktarı da artık yani yine karbon içeriğinden dolayı her ne kadar şu anda tutulsa da baktığımızda özellikle tarım sektöründe çok fazla tutulabilen bir yakıt değil. Çünkü günün sonunda karbon salınımı gerçekleştiriyor. Ama mesela eğer karbondioksiti yakalayıp kapalı ortamlarda, kapalı seralarda karbondioksiti basıp oralarda bitkileri besleyebileceksek belli dönemlerde bazen ne oluyor? Bazen de aslında artı duruma geçmiş oluyor. Ama günün sonunda gelmemiz gereken nokta tabii karbonsuz bir hayat. O da bizim hidrojenle iç içe yaşayacağımız anlamı taşıyor. Şöyle tarım sektöründe özellikle bir bakalım ne kadar karbondioksit üretiliyor. Özellikle mavi barlar, literatürden aldığım bir grafik. Mavi barlara baktığınız zaman özellikle mavi barlarda bu tarım sektöründe ve toprak kullanımında ortaya çıkan karbondioksit ve diğer sarı barlarda özellikle bu tarım sektöründeki diğer ürünlerin ve özellikle kullanılan diğer aparatların veya işte diyelim diğer malzemelerin üretmiş olduğu şeyler karbondioksit miktarları ortalama 9 milyar ton karbondioksit eşdeğeri civarında bir üretim söz konusu
bu karbon tarım sektöründe dünyada küresel anlamda. Bunun tabii doğal olarak düşürülmesi gerekiyor. Bunun da düşürülmesinin yönü doğal olarak yenilenebilir enerjinin kullanımıyla belki gerçekleştirilecek. Ama biz tarımsal, burada sürdürülebilirlik konusuna biraz girmek istiyorum. Çünkü tarımsal sürdürülebilirlik son derece önemli. Tarımsal sürdürülebilirliği etkileyen birçok parametre var. Ve bu parametrelerin içerisinde ayrı ayrı baktığımız zaman bilgiden teknolojiye, insan kaynağından işte kullanılan proseslere kadar tarım sektörünü etkileyen son derece önemli ana girdiler var. Hatta tarım sektöründen ortaya çıkan eldeler dahi tarımsal sürdürülebilirliği etkileyebiliyor. Ama günün sonunda tarımsal sürdürülebilirliği inşa edebilmek için önce politik sürdürülebilirliği inşa etmek gerekiyor. Ardından ekonomik sürdürülebilirliği inşa etmek gerekiyor. Yine baktığımızda sosyal sürdürülebilirliği inşa etmemiz gerekiyor. Endüstriyel sürdürülebilirliği inşa etmek gerekiyor ve ardından enerji işte sürdürülebilirliğini inşa ettiğimizde zaten tarımsal sürdürülebilirlik için gerekli ana mekanizmaların sürdürülebilirliklerini de tamamlamış oluyoruz. Ha, bunları ayrı ayrı mı? Hayır, bunlar bu sürdürülebilirlik türleriyle iç içe eş zamanlı olarak geliştirilmesi gereken ve inşa edilmesi gereken, sağlanması gereken sürdürülebilirlikler. Tabii çevresel sürdürülebilirliği de biz hiçbir zaman atlamayacağız. Çevresel sürdürülebilirlik de bu mekanizmanın önemli parçalarından birisi. Şimdi gelişen dünya, gelişen teknolojiler ve tarımın önemi, pandemi sonrası ortaya çıkan temiz gıda, temiz su, temiz hava, işte temiz enerji konseptine bağlı olarak ortaya çıkan hatta temiz insan, temiz bilgi, temiz fikir, yani bunu artırabiliriz, onlara kadar çıkarabiliriz. Pandemi sonrası hakikaten temiz kavramı son derece önemli hale geldi. Temiz yaşam alanları, temiz tarım, temiz gıda gibi birçok alan ortaya çıktı ama bunun tabii sürdürülebilir olabilmesi için bazı problemlerden de arındırılması gerekiyor. Özellikle tarımın stratejik geleceğini tehdit eden muhtemel problemlere baktığımızda, örneğin artan nüfus ve pandemi etkilerini belki çok yakın bir geleceğe kadar yine biz hissedeceğiz. Bunun tarım üzerinde önemli bir etkisi var. Dolayısıyla temiz kavramına göz attığımızda bizim dikkate almamız gereken şey temiz enerji kullanılacak. Burada da özellikle güneş enerjisini bizim daha etkin, daha verimli bir şekilde tarımın içerisine sokmamız gerekiyor. Birçok teknolojide bunu kullanmamız gerekiyor. Nasıl kullanacağız? Biraz sonra onları açıklayacağım. İklim değişikliği ve küresel ısınma etkilerinden tutun gıda bağımlılığının giderek artması, yine küresel gıda politikalarının yetersizliği, artan gıda israfı ve artan açlık, asit yağmurları gibi birçok problem. Bunun yanında ekilebilir tarım arazilerinin azalması, tarım alanlarının yeterince işletilememesi, alan var ama yeterince işletilemiyor. Yine beklenmedik tarım arazisi talepleri, tarım arazilerinin sel felaketine maruz kalması, küresel ısınma nedeniyle biliyoruz. Dünyanın bir yerinde kuraklık olurken bir yerinde de sel felaketleri gerçekleşiyor. Yine belki asıl önemli konulardan bir tanesi de biz gerçekten tarım okur yazarı mıyız? Yani tarım okur yazarı mıyız? Bunu iyi irdelemek lazım. Bunun yanında da temiz gıda için yeterli ham madde üretebiliyor muyuz? Bu da bunun üretilememesi de önemli sorunlardan bir tehdit. Yine gıda ve enerji üretim maliyetlerinin artması önemli bir tehdit. Artan temiz gıda ve enerji talebi yine önemli bir tehdit. Yine temiz gıda ve enerjinin eşit olmayan paylaşımı, ki bu son derece önemli. Bu da önemli bir tehdit. Zaten Birleşmiş Milletler temel hedeflerinin içerisinde yer alan çok önemli konulardan bir tanesi. Ayrı zamanda kısıtlı enerji arzının gıda üretimini etkilemesinden tutun, artan enerji, su kıtlığı, hava ve toprak kirliliği, bunlar önemli tehditler. Bunca tehdit varken biz nasıl olur da sürdürülebilir bir tarım ya da tarımsal sürdürülebilirliği inşa edeceğiz? Bu o kadar zor değil aslında. Tamamıyla doğru planlamayla gittiğimizde biz bunu inşa etme şansına sahip olacağız. Peki Türkiye'de tarım alanlarımız mevcut. Birçok farklı ürünler de üretilebiliyor. Yine tarımda önemli bir
atılım yapılması planlanıyor diyelim. Bunun yanında tarım sektörü canlanmaya ve dünyaya ihraç etmeye aday bir tarım sektörümüz. Ama bu tarım sektörünü daha sürdürülebilir hale getirmek, tarımsal sürdürülebilirliği sağlamada özellikle güneş enerjisi çiftliklerinin, bunun yanında rüzgar enerjisi çiftliklerini, işte jeotermal çiftliklerini, diğer yenilenebilir enerji türlerini de bu işin içerisine katabiliriz ama en doğal olan güneş enerjisi çiftliklerine neden ihtiyaç var? Bir kere bizim ülke olarak tarımda birlikte başarı hikayesi yazmaya ihtiyacımız var. Ben hatırlarım, ortaokula giderken 80'li yılların başında, ortaokula giderken bir coğrafya hocamız vardı. Derdi ki, dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden bir tanesiyiz derdi. Birçok üründe, endüstriyel üründe. İşte bu aslında bizim çok güzel bir başarı hikayesi yazmamızın temelini oluşturan güzel bir yaklaşım. Dolayısıyla yine Türkiye aynı şekilde tarımda birlikte başarı hikayeleri yazmaya ihtiyacımız var. Kim bu birliktelik? Kamu sektöründen üniversite sektörüne, tarım sektörüne kadar hep beraber, girişimcisinden üreticisine, işte müşterisinden tüketicisine kadar, pazarına kadar ve bu sistemlerin içerisinde yer alan her birey, her makineyle beraber bir başarı hikayesi yazmaya ihtiyacımız var. Bunun yanında küresel ısınma ve iklim değişikliği problemlerinin tarım üzerindeki etkilerini minimize etme gereksinimi var. Örneğin işte karbonsuz bir tarım, onun yanında kuraklık gibi bir sorunun ortaya çıkması, yine arazilerdeki verimsizlik, susuzluk, kirlilik, bütün bunların hepsinin çözümlenmesi ve bunların etkilerinin en aza indirilmesine ihtiyacımız var. Bunu da yine üniversite, kamu ve tarım sektörü işbirliğiyle ve bunun yanında diğer paydaşlarla beraber çözme gibi bir gereksinimimiz var. Yine pandemi sonrası temiz gıda ihtiyacı arttı ve küresel gıda problemleri ortaya çıktı. Dolayısıyla burada da özellikle bizim ülkemizde güneş enerjili tarım çiftliklerinin geliştirilmesine ihtiyacımız var. Burada özellikle iklim değişikliği, küresel ısınma, bölgesel savaşlar ve artan gıda ihtiyacı gibi bir takım negatif etkiler bu temiz gıda ihtiyacını, üretimini engelliyor pozisyonda. Dolayısıyla bizim bu anlamda da yine çözümler ortaya koymamız gerekiyor. Bir başka önemli husus, mesela baktığımızda Yunus hocamız da bahsetti, insan kaynağı son derece önemli, bilgi son derece önemli. Tarımda ihtiyaç duyulan kapital, insan kaynağı, ham madde, teknoloji, temiz su, temiz enerji ve temiz havanın sürdürülebilir teminini sağlamamız gerekiyor. Bu sürdürülebilir temini sağlayabilmek için de işin başında öncelikle kapital devreye giriyor. Ardından ham madde ve tarım sektörü bu kapital ve ham madde ile beraber gereğini yapabiliyor. Nasıl yapar? İşte diyelim temiz teknolojileri kullanarak, işte temiz enerjiyi kullanarak, temiz suyu kullanarak, temiz havayı kullanarak ve bunun yanında da donanımlı insan kaynağını kullanarak bu ihtiyaçların teminini gerçekleştirebiliyor. Yine baktığımızda bir başka önemli gerekçe özellikle enerji bağımlılığını azaltmak, tarımda enerji bağımlılığını azaltmak. Güneş enerjisi bunun için fevkalade önemli avantajlar sağlıyor tarım sektörüne ve ayrıca da özellikle yerli ve milli tarım teknolojilerini geliştirmek. Yani yerli ve milli tarım teknolojilerini geliştirmek derken ithalat veya dış ülkelerle işbirliği yapmayalım anlamında değil, kendimize has, özellikle kendi tarım arazilerimizde kullanabileceğimiz teknolojileri de kendimizin geliştirmesi son derece önemli. Bir başka önemli şey, tabii biliyoruz ki tarımsal değer zinciri son derece önemli. Tarımsal değer zincirinin inşa edilmesi gerekiyor. Tarımsal değer zinciri biliyoruz ki temel olarak işte 4 ana aşamadan oluşuyor. İşte ön hazırlığından üretimine, üretiminden tedariğine, tedariğinden tüketimine kadar. Ama bütün bu değer zincirini akıllı hale getirebilmemiz için her aşamada enerji kullanılıyor. Her aşamada yakıt kullanılıyor. Her aşamada işte elektrik kullanılıyor, her aşamada ısı kullanılıyor, her aşamada makine kullanılıyor, her aşamada insan kullanılıyor. Dolayısıyla bütün bunların hepsini
entegre ederek akıllı bir hale getirmemiz gerekiyor. Bunu akıllı hale getirmenin yöntemlerinden bir tanesi de işte otonom sistemler haline getirme ya da işte diyelim yenilenebilir enerji destekli, güneş enerjisi destekli otonom sistemler haline getirme. Bunu da getirirken tabii güvenlik ve verimlilik son derece önemli. Tarımda güvenlilik, tarımda verimlilik son derece önemli. Zaten yapay zekanın bütün aşamalarını kullandığımızda bu akıllılığı da temin etmiş oluyoruz. Aslında günümüzde bizim tarımda, tarım alanında küresel oyun kurucu olma ihtiyacımız var. Bu potansiyele sahip miyiz? Evet, sahibiz. Susuz tarım, topraksız tarım, topraklı tarım ve özellikle seralar, ve akıllı seralar, otonom seralar, bunlar son derece önemli. Topraklarımız bunun için yeterli. Enerji kaynaklarımız, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarımız yeterli. Yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı olarak üretilebilecek diğer türetilmiş yakıt potansiyelimiz ve teknolojilerimiz yeterli. Bunun yanında da özellikle ve özellikle bizim bu yenilenebilir enerji destekli tarım sistemine geçişin teşvik edilmesi, bu da son derece önemli. Ama bütün bunları toplayıp bir heybeye koyduğumuzda gerçekten önemli bir potansiyelimiz var. Küresel tarımda küresel oyun kurucu potansiyelimizi değerlendirmemiz lazım. Biliyoruz ki enerjide Türkiye yavaş yavaş küresel oyun kurucu haline geliyor. Dolayısıyla tarımda da bunu biz neden başarmayalım? Yine yenilenebilir enerji sistemlerle donatılmış süper akıllı, hızlı ve etkin tarımsal üretim birimlerinin inşası, her bir birimin inşası. Yani tarım değer zinciri içerisindeki örneğin bir ekim işlemi birçok aşamadan oluşuyor. Bütün bu hasat işlemi birçok aşamadan oluşuyor ve burada birçok farklı türde enerji kaynağı, makineler kullanılıyor, insanlar kullanılıyor. Dolayısıyla bütün bu aşamaların her birini de yine bizim akıllı hale getirmemiz gerekiyor ki özellikle tarımsal güvenliği ve tarımda verimliliği artıralım. Akabinde de sıfır emisyonlu, hatta negatif emisyonlu, biz negatif, karbon negatif, enerji pozitif bir akıllı tarım modeline doğru ulaşalım. Tarımsal sürdürülebilirliğe uygun akıllı toplum, tarım toplumu inşası, bütün burada biz makinelerden, enerjilerden, işte de tarım değer zincirinden konuşurken bu işin aslında olmazsa önemli bir parçası da toplum, tarım toplumu ve bu tarım toplumunun da özellikle akıllı tarım toplumu haline gelmesi gerekiyor. Yani toplum 5.0'ın aslında bir nevi gereksinimleriyle beraber insan ve otonom makinelerin bir arada çalışabilme kabiliyetine ve yeterliğine sahip bir tarım toplumu inşa etmemiz gerekiyor. O halde şöyle bakalım, bütün bu gerekçeleri dikkate aldığımızda tarım devrimi nasıl gerçekleşiyor? Bu tarım devriminin gerçekten nasıl gerçekleştiğini anlayabilmemiz için Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 kavramlarına bakmamız lazım. Onların niteliklerine, içeriklerine bakmamız lazım. Burada tabii sorulması gereken önemli bir diğer soru belki şu. Mesela Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0'ı yaşıyoruz, doğru, ama Endüstri 5.0 ve Toplum 6.0'a doğru da enteresan bir modelleme çalışmaları var. Onun yanında Tarım 4.0'ı yaşıyoruz kısmen, ama Tarım 5.0 modelleme çalışmaları var. Burada biz bilimsel anlamda gerçekten tarımı hangi aşamaya taşımamız lazım? Yani burada güneş enerjisinin rolü ne olacak? Güneş çiftliklerinin rolü ne olacak? Bunu görelim. Şimdi Endüstri 4.0 ne demek? Süper akıllı fabrikalar yapmak demek. Endüstri 4.0'da şöyle bir tarihçesine baktığımızda bu tarihçede görüyoruz. Şuradan şöyle yapalım. Evet. Mesela Endüstri 1.0'da tamamen mekanizasyon ve buharın gücü ortaya çıkmaya başladı. Doğrudan bu mekanizasyon ve buharın gücü ortaya çıkması tarımı da etkiledi. Yani tarım sektöründe de inanılmaz değişimlere yol açtı. Onun yanında yine Endüstri 2.0'da baktığımızda
elektrik üretiminden işte montaj hatlarının oluşturulmasına ve seri üretim, o da yine aynı şekilde tarımı etkiledi. Endüstri 3.0'da otomasyon, bilgisayarlar artık hayatımıza girmeye başladı ve burada da yine tarım ne kadar etkilendi? Burada bir soru işareti koyabiliriz. Tabii biz Endüstri 4.0'da dünyanın birçok yerinde, yani kısmen bazı bölgelerinde diyelim, Endüstri 4.0 başta Almanya olmak üzere Endüstri 4.0 uygulanıyor. Süper akıllı fabrikalar inşa edilmeye başlandı. Normal fabrikalar süper akıllı fabrikalara dönüştürülmeye başlandı. Dolayısıyla Endüstri 4.0'ın gerektirdiği işte internet hizmetleri, siber güvenlikten yapay zeka uygulamaları, işte diyelim nesnelerin özellikle interneti, ki bu nesnelerin interneti tarım sektöründe son derece önemli, özellikle seracılıkta. Bugün bunları yaşıyoruz. Acaba gelecekte, hani Endüstri 5.0 farklı şekillerde modelleniyor ama enerji odaklı, mesela yeşil hidrojen kullanan karbon negatif, enerji pozitif süper akıllı sanayi inşası gerçekleşebilir mi? Yani bunun üzerinden belki planlamalar yapılıyordur, bilemiyoruz ama bu şekilde isimlendirmeyi ben uygun buldum. Yani yeşil hidrojen kullanan karbon negatif, enerji pozitif süper akıllı sanayi inşası belki Endüstri 5.0'da inşa edilebilir, bilemiyoruz ama bir gerçek var, biz Endüstri 4.0'ı yaşıyoruz. Bu da tarım sektörünü doğrudan etkiliyor. Diğer taraftan toplum 5.0'a baktığımız zaman zaten günün en başında biz avcı toplum, akabinde de tarım toplumu. Zaten biz tarım toplumuyuz. Yani tarım toplumundan yavaş yavaş biz ne yaptık? Böyle süper akıllı toplumlara doğru hareket etmeye başladık. Teknoloji hayatımıza girdi. Bilgi daha kaliteli bir şekilde hayatımıza girdi. Enerji daha kaliteli bir şekilde hayatımıza girdi. İnsan gücü daha kaliteli bir şekilde hayatımıza girdi. Dolayısıyla kaynaklar ve ham maddeleri daha kaliteli ve verimli bir şekilde kullanır olduk. Dolayısıyla avcı tarım toplumundan şu anda toplum 5.0 dediğimiz süper akıllı topluma, bilgi toplumuna doğru yol aldık. Ve bu dünyada bazı ülkeler, özellikle başta Japonya olmak üzere, toplum 5.0'ı ön plana çıkardı ve bunun yanında da süper akıllı toplum inşasına devam ediyorlar. Bu iki önemli konsept, Endüstri 4.0 ve toplum 5.0, tarımı nasıl etkiliyor bakalım. Şimdi tarım 1.0 dediğimiz, yani bunlar isimlendirilmiş, literatürde bu şekilde isimlendirildiği için, sayılandırıldığı için biz de bu şekilde başlıyoruz. Tarım başlangıçta zaten geleneksel aletler, insan ve hayvan gücü etkindi tarımda. Ama temel sorun, prosesler tamamen verimsiz ve geleneksel bir tarım gerçekleştiriliyor. Orada kullanılan enerji tamamen fazla miktarda olan güneş enerjisi ve diğer kaynaklar henüz daha tarım sektörünün içerisine tam olarak girmiş değil. Tarım 2.0'da biraz daha aslında bu tamamıyla Endüstri 4.0 akışının, Endüstri 1, Endüstri 2.0'ın etkileşiminden, özellikle buhar makinesinin icadı ve ardından makineleşme, elektrik üretimi ve otomasyon sistemlerinin hayatımıza girmesiyle beraber buradan tarım toplumu da doğal olarak etkilendi ve dolayısıyla insan kontrollü makineleşme tarım sektöründe başladı. Bir nebze olsun burada verimsizlik iyileştirildi, şöyle diyeyim ben, azaltıldı ve tarımda verim artırılmaya başlandı. Bu tabii önemli olan şey şu: tarım 1.0 ve 2.0'da endüstri devrimi buhar makinesinin gelişimiyle beraber bir yol kat etti. Peki diğer taraftan tarım 3.0'a baktığımız zaman tamamıyla otomatik makineler artık hayatımıza girdi. Elektrik destekli makineleşme, bu da aynı zamanda toplum 3.0 ve aynı zamanda endüstri 3.0, 2.0 ve endüstri 3.0 konseptinde bahsetmiş olduğumuz gelişmeler kapsamında doğrudan etkilendi. Dolayısıyla literatürde tarım 3.0 olarak isimlendirilen bu kısımda da yine tarımda özellikle elektrik destekli makineleşme ortaya çıktı. Tabii bunu biz günümüzde de görüyoruz. İşte diyelim tarım arazilerinde biçer değerlerden traktörlere kadar bir sürü tarım aracı kullanılıyor ve bunların
%95'ten fazlası da tamamıyla fosil kökenli yakıtlar kullanıyorlar. Dolayısıyla orada üretilen elektrik de yine şebeke hattından gelen elektrik çoğunlukla. O da belki kömür termik santralden, belki hidroelektrik santralden veya bir yerde kurulmuş olan bir yenilenebilir elektrik santralinden gelmiş oluyor. Tabii burada Tarım 3.0'daki temel sorunlardan bir tanesi de özellikle yapay zeka kullanımının yetersiz olması tarım sektöründe. Bundan dolayı da işte artık yapay zekanın tarım sektörü içerisine tam olarak girmesi. Mesela ziraat mühendisliği bölümünde farklı bölümler var, mühendislikler var. O ziraat fakültelerinin altında farklı mühendislikler var. Oradaki mühendisliklerin içerisinde dünyayla gerçekten yarışabilmek istiyorsak mevcut müfredatın özellikle yapay zeka, otonom sistemler, sensörler ve akıllı makinelerle beraber özellikle programlama ve yazılımlarla beraber her bir ders içerisinde genişletilmesi sevindirici. Çünkü ben bazı bölümleri kontrol ettim. Gerçekten ülkemizde o alanda da ziraat fakültelerimiz gayet güzel yol alıyorlar. Tarım 4.0 artık akıllı makineler hayatımıza girmeye başladı ve zeka etkin robotlar artık tarımın içerisine yer almaya başladı. Tabii bunların da bir sorunu güvenlik sorunları. Bu güvenlik sorunlarını aşmak lazım. Dolayısıyla Tarım 4.0'da yine Endüstri 4.0'dan ve Toplum 5.0'dan etkilenmiş ve bu hale gelmiş. Şu anki kullanmakta olduğumuz dünyanın birçok yerinde akıllı tarım yapılıyor ve akıllı tarımda kullanılan akıllı makineler ve akıllı sistemler mevcut. Biz burada baktığımızda tabii bu Endüstri 4.0, tarım, Toplum 5.0 ve Tarım 4.0 konseptlerine baktığımız zaman bizim bir güneş enerjisi çiftliği kurmamız gerekiyor tarım sektöründe. Bu işin daha düzgün bir şekilde, daha verimli, daha sürdürülebilir bir şekilde yapılması ve tarımsal sürdürülebilirliğin inşası için. Tabii tarımda güneş çiftliklerinin kurulması sadece tarım sektörünü değil, onun yanında işte diyelim birçok sektörü de ilgilendiriyor. Birçok boyutu da var bu güneş çiftliklerinin. Burada gördüğümüz üzere özellikle ekonomik boyutu ve istihdam boyutu son derece önemli. Gelecekte özellikle enerji, yeni enerji, temiz enerji, yenilenebilir enerji gibi türlerin daha etkin kullanılması, bunun yanında otonom sistemlerin, yapay zekanın daha etkin kullanılması ve bunun neticesinde de istihdam alanlarının oluşması son derece önemli bir boyut. Peki biz tarımda ne yapıyoruz? Ürün üretiyoruz. Güzel. Peki bu ürünün üretimi yanında biz ne yapıyoruz aynı zamanda? Biz biyokütlemiz var, tarımsal atıklarımız var. Biz bu biyokütleyi ve tarımsal atıkları güneş enerjisiyle beraber birlikte kullanabilir miyiz? Kullanırız. Ham maddeyi ne yapıyoruz biz? İşte alıp işliyoruz. İşledikten sonra yani tarımı, araziyi sadece şu şekilde düşünmemek gerekiyor. Temiz gıda üretimi için uygun bir alan. Yok, oradan biz birçok şey çıkarabiliriz. Temiz gıdanın yanında temiz yakıt üretimini de orada çok rahat gerçekleştirebiliriz. Temiz elektrik üretimini gerçekleştirebiliriz. Ayrıca mesela hangi tür teknolojileri kullanabiliriz tarım içerisinde? Baktığımızda karbon yakalama teknolojileri olmazsa olmaz. Günün sonunda biyokütle kullanıyoruz ve doğal bir karbon üretiliyor. Ve bu biyokütleyi kullandığımızda ortaya çıkan karbon dioksiti yakalamak lazım. Ve onu yine tarım sektöründe kullanmamız lazım atmosfere vermeden. Tarım sektöründe kullanmamız lazım. Bu da karbon negatifliği artırıyor. Onun yanında prolizi kullanabiliriz. Prolizde biliyorsunuz biz ne üretebiliriz? Tarım sektöründe tarımsal atıklar veya işte biyokütleden biz karbon üretebiliriz. Özellikle kömür üretebiliriz. Onun bir piyasa değeri var. Onun yanında sıvı proliz yağı üretebiliriz. Onun bir piyasa değeri var. Onun yanında da işte diyelim hidrojen gibi yakıtlar üretebiliriz. Onun bir piyasa değeri var. Fermantasyon da şu anda ülkemizde oldukça yaygın digester sistemler. Buradan doğrudan metan üretimi gerçekleştirebiliriz. Tarımsal atıkları kullanarak ve bunun da büyük bir piyasa değeri var. Onu elektriğe dönüştürebiliriz. Onun da bir piyasa değeri var. Yani güneş enerjili tarım çiftliği, tarımda güneş enerjisinin kullanılmasıyla sadece temiz gıda değil, onun yanında bakın enerji üretiminde,
elektrik üretiminde, ısı üretiminde ve yakıt üretiminde gerçekten son derece önemli avantajlar sağlayabiliriz. Örneğin gazlaştırma teknolojisi kullanarak biz sentetik yakıt üretebiliriz. Onun yanında elektrolizi kullanarak hidrojen üretebiliriz, güneş enerjili elektrolizi kullanarak. Onun yanında termoliz kullanarak yine hidrojen üretebiliriz. Baktığımızda bir takım biyoyakıtlar, avantaj sağlayacak biyoyakıtlar biz üretebiliriz. İşte biyohidrojeninden biyokerozenine, özellikle uçak sanayi yakıtı bile üretebiliriz. Yani güneş enerjisi destekli bir tarım çiftliğinden biyokerozen üretemiyorsak kendimizi sorgulamamız lazım. Ve bu biyokerozeni uçak sanayinde kullanmamız lazım. Uçak yakıtı olarak kullanılıyor. İşte biyohidrojen üretemiyorsak biz kendimizi sorgulamamız lazım. Sadece temiz gıdaya odaklı değil, temiz gıdanın yanında da alternatif birçok şeyi bu çiftliğin içerisinde, adı üzerinde, çiftliğin içerisinde bizim çok rahat bir şekilde entegre ederek üretebiliriz. Amonyak son derece önemli. Doğal gübre üretiminde amonyak son derece önemli. Zaten güneş enerjisiyle hidrojen üretebiliyorsak, onun yanında da İbrahim hocamız da bahsetti, havadan azotu da çekebiliyorsak veya başka bir kaynaktan azotu, örneğin gazlaştırma neticesinde elde etmiş olduğumuz yakıtın içerisinde bir miktar şey var, gazın içerisinde azot var. O azotu oradan ayırıp koyabiliyorsak o zaman fevkalade amonyak üretmiş oluruz. O da zaten gübre sanayi içerisinde kullanılan bir ham madde. Yine baktığımızda biyojet, özellikle jet yakıtlar için jet yakıtı şeklinde biyojet üretebiliriz. Yani güneş enerjili çiftlikler tarımda, özellikle tarımın birinci amacı olan temiz gıda üretiminin yanında diğer artık atıklar ve kalan tarımsal işte biyokütle ile beraber çok farklı daha ekonomik çıktılara biz kolaylıkla ulaşabiliriz. O zaman şöyle tarım sektörüne baktığımızda, şu anda güneş enerjili KNEPSA modelinden kısaca bahsediyorum. Yani karbon negatif, enerji pozitif, smart agriculture, yani akıllı tarım. Tarım sektörüne baktığımızda birçok prosesi içeriyor. Burada bir bazılarını yazdım. İşte ekiminden sulamasına, işte hasadından sınıflandırılmasına, taşımasından depolamasına kadar, gübre üretiminden paketlemesine, müşteriye ulaştırılmasına kadar, saklanmasına, bir sürü kalite kontrolüne, bir sürü prosesleri içeriyor. Bu prosesleri gerçekleştirebilme, gerçekten biz bu prosesler içerisinde yenilenebilir, temiz kavramını ortaya attığımız zaman girmesi gereken önemli bir yakıt var. Biz eğer bugün diyelim tarım alanında kullanılan dronlarda elektrik kullanabiliyoruz. Acaba traktörlerde hidrojen kullanabilir miyiz? Ve bu traktörlerde kullanılan hidrojeni bu çiftliğin içerisinde üretebilir miyiz? Evet, üretebiliriz. Örneğin güneş enerjili dediğimiz için, bakın burada bazı teknolojilerden de bahsediyorum. Ben özellikle elektroliz teknolojisi. Elektroliz teknolojisiyle suyu kullanarak, güneş enerjisi yardımıyla doğrudan yeşil hidrojen üretebilirim ben. Dolayısıyla bu hemen hemen sıfır emisyonlu bir üretim şekli, bir hidrojen. Ve bu hidrojeni ben biçer dövürlerden tutun, işte diyelim traktörlere kadar, diğer ulaşım araçlarına kadar birçok tarım aracının içerisinde, tarım makinasında yakıt olarak kullanabilirim ben. Bunları burada kullanabilirim. Başka ne yapabilirim? Buradaki yeşil hidrojenden çok temiz gübre elde edebilirim. Onun yanında ben güneş enerjili elektrolizör kullanmak istemiyorum. Bunlar biraz pahalı. O zaman biodigester, biliyorsunuz digesterlar var. Bu biyogaz üretim tesisleri. Oralardan üretilen metanı parçalayabilirsiniz. Onun yanında oradan hidrojen üretebilirsiniz. Onun yanında yine karbondioksit yerine bu kez katı karbon üretebilirsiniz. Yani kömür üretebilirsiniz. Bu da turkuaz hidrojen. Bunu da kullanabilirsiniz. Yani başka çözüm var mı? Evet var. Diyelim ki siz bu çiftlik içerisinde tarımsal proseslerinizi, burada sıralanmış tarımsal proseslerini, birçoğunu verilen bu tarımsal prosesler içerisinde ısı atığınız var. Bu ısı atığını geri kazanarak, atık ısıları kullanarak ne yapabiliriz biz? Elektrik üretimini gerçekleştirebiliriz. Onun yanında da o elektrikten hidrojen üretebiliriz. O da işte ne oluyor? Renk, başka bir renk, pembe hidrojen diye literatürde sınıflandırılmış. Ben çeşitleme olsun diye biraz renk çeşidi de kattım. Onun yanında yine karbon yakalama tekniğini kullanıyorsunuz. Biyokütleniz de var.
Ardından atıkları piroliz ya da gazlaştırma ile de gaza dönüştürebiliyorsunuz, hidrojene dönüştürebiliyorsunuz. Bu da nedir? Aslında turuncu bir hidrojen türü. Bunu da yine ne yaparsınız? Bu proseslerinizin içerisinde kullanırsınız. Ama yeşil hidrojen en kalitelisi. Bu yeşil hidrojeni tarım sektöründe çok daha kaliteli alanlarda kullanmak çok daha önemli diyoruz. Peki bütün bunları elde edebilmek için de bizim biyokütle, tarımsal atık ve güneş enerjisine ihtiyacımız var. Yani güneş enerjili bir aslında güneş tarımda güneş enerjisi çiftliği neyi içeriyor? Bir hidrojen üretim çiftliğini de İbrahim hocamızın bahsettiği hidrojen çiftliklerinden bir hidrojen çiftliğini de ne yapıyor? İçeriyor. Yani tarım sektörüyle enerji kaynağı arasındaki teknolojileri bizim özellikle güneş odaklı ve temiz enerji teknolojileri üzerinden köprülememiz lazım. Bunu köprüleyebiliyorsak o zaman hidrojen üretiminden elektrik, ısı ve biyoyakıt üretimine kadar tarımda birçok yeniliğe ve ek gelire de imza atmış oluruz. Tabii bu tarım sektörünün içerisinde biliyorsunuz topraksız tarımdan susuz tarıma, topraklı tarıma kadar birçok türü var. Ama burada özellikle öne çıkanlar seralar ve bu seraların da çok akıllı olması gerekiyor. Hatta bu seraların karbon diyelim enerji ihtiyaçlarının da özellikle güneş enerjisinden sağlanması gerekiyor. Onun yanında bu çiftlik içerisinde bahsetmiş olduğumuz atık ısı kaynaklarının alınarak bu seralarda kullanılması son derece önemli. Ama günün sonunda biz eğer gerçekten güneş enerjili, karbon negatif, enerji pozitif, akıllı bir tarım çiftliği kurmak istiyorsak bir kere olmazsa olmaz su, hava, enerji ve teknoloji bunların hepsi temiz olacak. Bilgi, kapital, insan kaynağı ve ham madde bunlar sürdürülebilir olacak. Endüstri 4.0'ın niteliklerinden bahsettik. Süper akıllı fabrika yani süper akıllı tarım çiftliği şeklinde olacak. Toplum 5.0'ın niteliklerinden bahsettik. Oradaki bütün otonom makineleri, oradaki mühendislerle, çalışanlarla, diğer çalışanlarla ve yetkililerle işbirliği kuracak şekilde tasarımlamak gerekecek ve dolayısıyla Tarım 4.0'ın niteliklerini de bizim ne yapmamız lazım? Bu çiftliğin içerisine yerleştirmemiz lazım. Yerleştirirsek ne olur? O zaman bakın biz akıllı yani karbon negatif, enerji pozitif, akıllı bir tarım çiftliğini elde etmiş oluruz ki bu tarım çiftliğine de zaten biz güneş enerjisinden faydalanarak ısı, elektrik, biyoyakıt gibi enerji türlerini sağlayabiliriz. Onun yanında bu enerji çiftliğinin içerisinde, bu güneş enerjisi çiftliğinin içerisinde sadece elektrik ısı üretimi, yakıt üretimi değil, su ısıtmasından alan ısıtmasına kadar mesela seraların ısıtılmasına kadar, bu çiftliğin aydınlatılmasına kadar, bu çiftlikte kullanılan taşıma araçlarının beslenmesine kadar, bu çiftlikteki enerji ihtiyacının sürdürülebilir olması için enerji depolamasına kadar ki Nadir hocamız birazdan bahsedecek onlardan enerji depolamaya kadar birçok proses, birçok avantajı da güneş enerjisi tarım sektörüne sağlıyor. Bu avantajları da otonom sistemlerle kullanmıyoruz demiyorum. Kullanıyoruz ama otonom sistemlerle, akıllı sistemlerle kullanmamız lazım. O halde geleceğimiz nokta şu olmalı. Her tarım sektörünün içerisinde yani güneş enerjili şöyle diyeyim tarımda güneş enerjisi çiftliğinin içerisinde bir kere olmazsa olmazlardan bir tanesi karbon yakalama tesisleri. Ve diğer kalan bütün her şey bahsetmiş olduğum bütün sistemler otonom ve akıllı sistemler ve bunların çıktıları görüyorsunuz sadece temiz gıda elde etmeyiz bu çiftlikten. Biz bu çiftlikten ayrıca metanol de elde ederiz. Metanol de satarız. Kimya sanayinde bunun bir karşılığı var. Dimetil eter de satarız. Bunun yanında biyodizel, bunun yanında amonyak, bunun yanında hidrojen ve bunun yanında gübre. Yani tarım çiftlikleri sadece temiz gıda ürün üreten çiftlikler değil. Onları enerji kaynaklarıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla besleyip onları bir nevi aslında
yan ürünler, yan gelirler anlamında enerjinin bir parçası haline de getirmek gerekiyor ki tam olarak tarım sektörü işlevini gerçekleştirebilsin. Neden? Çünkü biz sadece temiz gıda üretiyoruz. Onun kalan bütün atıklarını kamyonlara yükleyip başka taraflara gönderiyoruz. Onun içerisinden çıkan atık suların hepsini başka taraflara gönderiyoruz. Onun içerisinden çıkan sıcak havayı atmosfere atıyoruz. Onun içerisinden çıkan güzel faydalı gazların hepsini atmosfere atıyoruz. Dolayısıyla bütün bunların hepsini toplayıp çiftlik içerisinde değerlendirdiğimizde bizim ne yapabiliriz? Kazancımızı artırır ve çiftliğin verimini de artırmış oluruz. İşte bu artırımda ana rol baktığımızda bir kere PV sistemler elektrik üretimi için son derece önemli. Güneş enerjili PV sistemler. Yine baktığımızda güneş enerjili digester, proliz ve gazlaştırma tesisleri son derece önemli. Onun yanında yine sıcak su, sıcak hava ve benzeri gibi ısıtma ve soğutma prosesleri için güneş enerjisi, güneş kolektörleri son derece önemli. Enerji depolamada da yine doğal aydınlatmadan tutun enerji depolamaya kadar güneş enerjisi son derece önemli. Yani güneş enerjisi olacak. Onun yanında kullanmakta olduğumuz bu güneş enerjisine bağlı çalışabilen elektrik, ısı, yakıt üretebilen bu teknolojilerin yanında da bizim tarım sektörünü entegre edersek elde edeceğimiz çıktılar da çok farklı olacaktır. O halde geleceğimiz nokta şu son olarak. Bir kere akıllı yönetim son derece önemli. Enerji verimliliğini hedefleyen bir tarzımızın olması lazım. Bu güneş tarımda güneş enerjisi çiftlikler içerisinde nitelikli iş gücü olmazsa olmaz. Dijitalleşme, inovasyon ve sürdürülebilirlik. Bunlar son derece önemli. İşte buradan da biz yüksek katma değerli mal ve hizmet üretmek zorundayız. Yani bu güneş enerjili, karbon negatif, enerji pozitif, akıllı tarım modelinden bizim yüksek katma değerli mal ve hizmet üretmek zorundayız. Emek yoğun yerine zeka yoğun teknolojilere odaklanmak zorundayız. Odak akıllı sektörler yaratmak zorundayız. Mesela bu tarım çiftliklerinden farklı sektörlere gitmek gerekiyor. Onları bir palmiye ağacının dalları gibi açmak gerekiyor. Yine çiftliğin özellikle inovasyon veri bankasını oluşturmak gerekiyor ki bu tarımda güneş enerjisi çiftliklerinden sahip olması gereken önemli bir durum. Onun yanında da yine bunun içerisinde araştırma, inovasyon, ticari iyileştirme, teknoloji geliştirme faaliyetlerinin de yürütülmesi gerekiyor ki daha ileriye doğru gidebilsin. Burada da patent üretimi son derece önemli. O halde güneş enerjili KNEPSA modelinin yani karbon negatif, enerji pozitif, akıllı tarım modelinin bir kere ham madde sorunu olmayan basit, akıllı ve otonom olmalı, kolay anlaşılabilir olmalı, kolay yapılabilir olmalı, etkin uygulanabilir olmalı orada uygulayacağımız bütün proseslerin ve orada uyguladığımız proseslerin başka bir tarafta ticari karşılığının olması satabilmemiz lazım. Bütün bu teknolojilerin bu modelde kullanılan bütün teknolojilerin çevre dostu, düşük maliyetli, yüksek verimli, uzun ömürlü olması lazım. Onun yanında bu model sıfır karbonlu olması, hatta negatif karbonlu olması lazım. Onun yanında döngüsel ekonomiye de katkı sağlaması lazım. Bakınız, tarımda güneş enerjisi çiftliklerinin bir başka önemli rolü de döngüsel ekonomiye ciddi katkı sağlamaları gerekiyor. Sadece temiz gıda üretmek değil, döngüsel ekonomiye de katkı sağlaması gerekiyor. Ve bu modelin içerisinde yer alabilecek her unsurun sürdürülebilir olması lazım. Bazı unsurların da proses bittikten sonra geri dönüştürülebilir olması lazım. O halde diyoruz ki mesela tarım 5.0 gibi bir isimlendirme çıkacaksa bu belki KNEPSA tarım, KNEPSA modelinde bir tanırım. KNEPSA otonom tarım olabilir. Bu KNEPSA otonom tarımda işte karbon negatif, enerji pozitif, akıllı otonom bir tarım ve bu tarım özellikle yeşil hidrojen destekli bir tarım ve burada yapay zekasından bulut bilişim, uzaktan algılama, sensörler, dijitalleşme, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi birçok bilgisayar destekli ve programlama destekli sistemlerin entegre edilmiş olması lazım.
Onun yanında en önemli cyber security'nin, çünkü bütün bunların hepsi IoT odaklı çalışacağı için cyber security'nin de son derece sağlam ve sağlam olması lazım. İnsanlar dahil hepsinin de normalde aslında sistemde kullanılacak her şeyin de otonom olması lazım. Ben araştırmacı gençlere şöyle diyorum bütün bu bilimsellikten sonra. Gençler, ferdin değil derdin adamı olun. Sorunları değil çözümün bir parçası olalım. Hayallerimiz olsun, hayallerimizin peşinden koşalım. Değerleriniz olsun, değişime açık olun. Başarısızlıktan korkmayın. Her başarısızlık sizi mutlaka geliştirir. Geleceği keşfedin, dijital geleceği kucaklayın. Hangi bölümde okursanız okuyun ama mutlaka dijital geleceği kucaklayın. İş arayan veya iş kuran değil, iş veren olun. Başarılarınıza takdir beklemeyin. Takdir eden siz olun. Unutmayın ki üretebildiğiniz kadar güçlü kalacaksınız. Teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Hakikaten hem içerdiği teknik bilgilerle hem de bu felsefik boyutuyla da hem gençlere hem de bu sektörün içinde olan herkese çok önemli katkı sağladı. Sunumunuz da çok akıcı ve çok güzeldi.